Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bir öğrencimin hediye ettiği kamerayla çekim yapıyorum kardeşlerim. Dördüncü ünitenin 10. köşe taşında kalmışız. Bakalım bu kameramızın çekimi nasıl olacak? Bir görelim kardeşler. İnşallah güzel olur. Artık şu telefondan kurtulmuş oluruz biz de böylelikle. Evet, birinci sorumuz dostlar. Bakalım ne diyor bir numaralı sorumuz? Diyor ki, eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize dostlar. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir yakınlaştırabilir miyim diye bakacağım arkadaşlarım. Kameramı bir bakayım ona. Böyle bir ihtimal var mı diye bir bakalım. Yok, uzaklaştırıyoruz gittikçe. Tamam, böyle duracak demek ki. Bir bakalım nasıl gözükecek görürüz arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapıyorduk dostlar? İşaret tablosu yapacaktım. Önce şunun kökünü bulalım 1. Bunun kökünü bulalım 2. Şuranınki -1/2. Şununki de 0 olacak dostum. Şimdi tabloyu bir çizelim. Kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyordum. En küçük köküm -1/2. Sonra 0 var. Sonra 1 var. Sonra da 2 var dostlarım. Kökleri küçükten büyüğe doğru yerleştirdim. Çift katlı köküm var mı diye bakıyorum. Hayır, hepsinden birer tane var. Kuvvetlerde de çift derece yok. Dolayısıyla hepsi tek katlı. İşareti belirliyorum. Bunun önündeki işaret artı. Bununki eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi üst taraf. Bunun işareti artı. Bununki de artı olduğu için alt tarafta artı. Eksi bölü artıdan eksi ile başladım. Tek katlı kökte işaret değişiyordu. Artı, eksi, artı diye gidecek arkadaşlarım. Nereye alın diyor? Büyük olan yerleri, sıfırdan büyük olan yani artı olan yerleri alın diyor. Bunu da aldık. Şimdi -1/2 ile sıfırın aralığını aldık. Bu 1. Birleşim. 1 ile de 2'nin aralığını alıyoruz. 1 ile de 2'nin. Bir de burada şuna bakmamız lazım. Bakın mesela benzer şıklar var. Ceyhan'la Deniz'le arkadaşlarım benzer. Şu parantezlere dikkat edeceğiz. Şimdi paydanın kökü olan 0 ve -1/2 asla çözüm kümesine dahil edilmeyecek. O yüzden burası mutlaka yuvarlak parantez. Dahil edilseydi köşeli parantez olacaktı dostum. Sonra 1 ile 2. Dostlar ikisi de üst tarafın kökü. Dolayısıyla dahil edilebilme ihtimali var. Bunu da ne belirleyecek? Şurada eşittir varsa 1 ile 2 0 yapıyor sonucu ve 0'a eşit geliyor. Dolayısıyla eşittir varsa dahiller, eşittir yoksa dahil değil diyecektim. Şimdi dahiller. Dahil oldukları için de köşeli parantez yaptım. Cevabımız Denizli geldi dostlarım. 2 numaraya bakıyorum. Yine önce kökleri ayarlıyorum. 3, 2, 2 ve 5. Şimdi bir çizelim, işaret tablomuzu oluşturalım. Kökleri küçükten büyüğe yazıyorum. En küçük kök 2'dir. Bir sonraki küçük kök 3, bir sonraki de 5. Çizdim bunları da. Şimdi çift katlı var mı diye bakıyorum. Bakın 3 denilen kök. Burada 3 tane var. Başka bir yerde var mı? Yok. 3 tane yani tek sayıda. 2'ye bakalım. Burada 2 tane var. Bir tane de buradan geliyor. Yani toplamda 3 tane var. O yüzden arkadaşım bu da tek katlı kök. 5 zaten bir tane var. Başka da hiçbir yerde yok. 5 de tek katlı kök. Hepsi tek katlı kök kardeşler. İşareti belirleyelim. Bununki artı. Bununki eksi. Artıyla eksinin çarpımı ama eksi ama şuradan karesi geldiği için artıya dönüyormuş. Orayı kaçırmayalım. Bununki artı. Bununki de artıya dönüyor. Artıyla artının çarpımı artı. Bunun önündeki işaret artı. Bunun önündeki eksi. Artıyla eksinin çarpımı eksi. Artıyı da eksiye böldüğümde eksiyle başlıyormuşum. Artı, eksi, artı diye gittim kardeşim. Şimdi büyük olan yerleri al diyor. Şurayı ve şurayı alacağım. Peki bu aralıktaki şimdi çözüm kümesini bir yazalım. Bir kere eksi sonsuzla başlıyor. Sonsuzlar asla dahil edilmeyecek. 2'ye kadar birleşim 3'ten başlıyor 5'e kadar. Şimdi eşittir olduğu için arkadaşlarım payın kökleri dahil edilecek. 3 dahil yani kardeşler. 3'ün yanına bunu yazdım. 5 dahil mi? Hayır değil. Neden? Çünkü
5 paydanın kökü tanımsız yapıyor. 2'ye bakalım. Evet, normalde payın kökü dahil edilecekti ama aşağıda da 2 denilen kök var. Paydanın da kökü olduğu için dahil etmiyor. Şimdi bu aralıktaki pozitif x tam sayılarını bulun diyor. Şimdi 2'den küçük olanlar 2 dahil değil. 1 var. 0, eksi 1 diye gidiyor bunlar. Pozitif olanlar sadece 1. Buradan bir tane 1 çıktı. Şu aralığa bakalım arkadaşlarım. 3 ile 5 aralığında. Şimdi 3 dahil mi? Evet. 4 dahil, 5 dahil değil. O halde 2 tane de buradan çıktı. Toplam 3 tane pozitif x tam sayıları var. Bunların toplamını soruyor. 3, 4 daha 7, 1 daha 8 geldi dostlarım. İnşallah anlaşılmıştır arkadaşlar ve inşallah video yakından çekiyordur kardeşler. Pekala, hadi 3 numaraya geldik, bakalım ne diyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu eşitsizliğin çözüm kümesinin bir alt kümesidir diye bir soru sormuş. Yani çözüm kümesini bulalım da gerisi kolay kardeşim. Hadi şuradan eksi 1, 7, şunu da x parantezinde yazalım. Bakın şöyle x parantezinde x eksi 3'tür. Yani 0 ve 3 gelir buradan da kökler. Hadi tabloyu çizelim. En küçük kökümüz eksi 1, 0, 3, 7. Şimdi tek katlı çift katlı var mı diye bakıyorum. 0'dan bir tane var, 3'ten de bir tane, 7'den bir tane, eksi 1'den bir tane. Hepsi tek katlı. İşareti belirliyorum. Bununki artı, bununki eksi geldi önündeki işaret. Artıyla eksinin çarpımı eksidir. Bunun artı, bunun da artı. Artıyla artının çarpımı da artıdır. Eksi bölü artıyı soruyor bana. Cevabım eksi çıktı. O yüzden eksiyle başladım. Artı eksi artı eksi diye de gittim. Büyük olan yerlere al diyor. Aha, bu aralığı da aldık. Şimdi eksi 1 ile 0 aralığında birleşim 3 ile 7 aralığında arkadaşlarım. 0 dahil mi? 0 paydanın kökü asla dahil olmayacak arkadaşlarım. Eksi 1 dahil mi? Eksi 1 payın köküdür. O yüzden dahil. Sonra 3 ile 7 aralığındaki kısmı alacağım. 3 ile 7. 3 dahil mi? Paydanın kökü dahil değil. 7 dahil mi? Payın köküdür 7 sadece. O yüzden 7 dahil. İşte cevabımız bu olacak. Normalde çözüm kümemiz bu arkadaşlar. Ha, bize de diyor ki bunların hangisi mesela bu aralığın içinde? Bak Adana şıkkına bak. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterirsem daha iyi anlarsın. Bak bizim için diyor ki eksi 1 ile 0 aralığını al. Şu aralık 0 dahil değil ama eksi 1 dahil. Bir de 3 ile 7 aralığını al diyor dostum. 3 ile 7. 3 dahil değil ama 7 dahil. Bir de bu aralığı alacağım. Bu aralıklardan hangisine giren küme? Mesela eksi 3 ile eksi 2 nerede? Bak eksi 2 burada, eksi 3 burada. Şu arayı al diyor bu adam. E burası bizim taradığımız kümelerin içinde değil. Eksi 1 ile 0'ı al diyor kardeşim ama 0'ı da dahil etmiş bu değil. 0 ile 2'yi al diyor. E 0'ı dahil etmiş bir kere zaten. Bir de 2'yi al diyor bana. E bu aralığı alamıyorum ki ben. Şuradan itibaren şu kısmı alacağım. Bu da değil. 6 ile 7. Bak 6 ile 7 bu aralıkta. İşte bunu alabilirim. Alt kümesidir bu. 6 ile 7 doğru cevaptır diyebilirim. 4 numaraya bakalım. Ne diyormuş 4 numara? Eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 2'ye 2. Birleşim 5'e sonsuz. Yani bakın 5 dahil edilmemiş arkadaşlarım. 5 dahil edilmediyse paydanın köküdür. Yani x artı b'yi 0 yapması için x'e 5 yazmışım ben. 5 yazın. 5 yazın bu tarafa atın. B demek ki eksi 5 olacak. Gerçekten b'ye eksi 5 yazın. Köküm ne geliyor buradan? 5. Demek ki 5 paydanın kökü çünkü dahil edilmemiş. O yüzden b'yi ben eksi 5'tir diyebilirim. Devam. Eksi 2 ile 2 dahil edilmiş. Demek ki payın kökü bunlar. Demek ki şu a dediğim sayı 4. 4 olmalı ki bak x kare eksi 4 olsun ki 0 eşitlediğimde x kare 4, x eşittir 1, 2, bir de eksi 2 gelsin. Eksi 2 ile 2'nin karesi 4 olduğu için demek ki a dediğim sayı 4 olacak ki direkt burası. Olay bitsin. A eşittir 4. Bana neyi soruyor? A artı B. Eksi 5 ile 4'ün toplamı da eksi 1 geldi dostlar.
Çevirdim. 11 numaralı köşe taşına bakıyorum şimdi. Grafikte y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir diyor. Tamam. Fx fonksiyonu şu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım. Normalde kökleri alacağız değil mi? Şuradaki şunun kökü eksi 5. Şunun kökü 1. Dostum burada bir de bana fx'in kökü lazım. Fx'in grafiği var. Kökler ne oluyordu? Şu x eksenini kestiği noktalar. Demek ki bunun kökü eksi 2 ile 4. 2 tane de buradan kök geliyor. Hadi şimdi bir tablomuzu oluşturalım arkadaşlar. 1 var, eksi 5 var. En küçük kök eksi 5. Sonra eksi 2, sonra 1, sonra 4. Şimdi işarete bakıyorum arkadaşlarım. Fx, şurası ne? İşaretimiz artı, burası eksi. Artı bölü eksiden eksi ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi. Büyük olan yerleri al diyor. Bu aralığı aldım arkadaşlarım. Şu ikisinin aralığını alıyorum ben hemen. Ne diyoruz şimdi? Aralığı aldık. Neye bakıyorduk? Ha, sıfırdan büyük olan yerlere bu aralıktaki sayılar. Yani eksi 5 ile eksi 2 aralığı, 1 ile de birleşim, 1 ile de 4 aralığı olacak. Eksi 5 ile eksi 2, 1 ile 4. Evet. Adana ve Ceyhan arasında gittik geldik. Şimdi diğerlerini sildim. Dahillik bunu belli edecek. Eksi 5 payın köküdür dahil. Eksi 2 payın köküdür yine dahil. 1 paydanın köküdür dahil değil. 4 payın köküdür dahil. Yani cevap Adana'daki gibi olacak arkadaşlarım. Bakın şu 4'ün yanındaki köşeli ve yuvarlak parantez arasındaki farkı görün. Geldim 2 numaraya. Grafikte y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir. Tamam. Eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif bilmem ne bilmem ne. Şimdi biz çözüm tablosu oluşturalım yine arkadaşlar burada. Şimdi fx'in kökleri. Şimdi bir kere şu x kare eksi 4'ün kökleri 2 ile eksi 2. X'in kökü 0. Fx'in kökü x'i kestiği noktalar eksi 1, 1. Bir de 5 dostlarım. Evet arkadaşlarım şimdi az önce videoyu çekerken bir sıkıntı çıktı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum o sıkıntının. Kamerayı yeni aldığımız için kendiliğinden birden durdu. Şu ikinci soruyu çözüyorduk en son arkadaşlar. Buradan bir devam edelim bakalım ne diyormuş. Şimdi tabloyu oluşturduk. Köklerimiz eksi 1, 1, 5'ti fx'in kökleri. X'in kökü 0. Şuradan da eksi 2 artı 2 geldi ve tabloyu oluşturdum dostlar. Şimdi bize de diyor ki küçük eşit sıfır olan yerleri al. Yani şu aralığı, şurayı ve şurayı dahil edeceğiz biz dostlar çözüm kümesine. En büyük negatif x tam sayısını soruyor bize. O halde şuradaki şu sıfırla bir aralığına ve 2 ile 5 aralığına bakmayayım ben. Çünkü bunlar pozitif olan kısım, buradan itibaren olan kısım. Pozitif değerlerimiz bizim 0, 1, 2, 5. Buraya hiç bakmayayım. Şuradaki ifadelere bakalım arkadaşlarım. Şimdi burada da çözüm kümemiz eksi 2 ile eksi 1 aralığındadır. Şöyle tabii şimdi eksi 1 dahil mi? Eksi 1 payın kökü. Eşittir de olduğu için eksi 1 dahil. Eksi 2 paydanın kökü kesinlikle dahil değil. Peki eksi 1 dahilse bu aralıktaki zaten en büyük sayı eksi 1 olduğu için direkt cevabımızda en büyük negatif sayımız eksi 1 olacak dedik. Hemen 3 numaralı soruya bakıyorum. Bakın yine fx'imizin grafiği verilmiş arkadaşlarım. Şimdi bu paydanın kökü 4 bir kere. Fx'imizin kökleri eksi 2, 1, 3 ve 5'tir arkadaşlarım. X eksenine değdiği noktalar bunlar. Ve 3 hatta bakın şurada grafik sağlı sollu olduğu için ne oluyordu? Çift katlı kök diyorduk. X dediğimiz şey 0 olacak arkadaşlarım x'in kökü. Şimdi tablomuzu oluşturalım biz bir dostlar. Şöyle çiziyorum tabloyu. En küçük köküm hangisi oldu? En küçük kök eksi 2 yazdım. Sonra 0. Sonra 1 var arkadaşlarım. 1'den sonra 3. 3'ten sonra 4 ve 5 var kardeşler dedim. Şimdi işaretini belirleyelim. Alt tarafın işareti eksi. Şuradan görüyorum. Üstte x'in işareti artı. Fx'de bakın en uçtaki işarete bakıyorduk arkadaşlarım. Buranın karşılığı artı değerler olduğu için artı.
Demek ki üst tarafta artı geliyor. Artı bölü eksiden ben eksiyle başlayacağımı anladım arkadaşlarım. Yalnız 3'e de çift katı olduğunu belli edeyim şöyle. Eksiyle başladım. Artı, eksi, işaret değişmedi. Eksi, artı, eksi, artı diye gittim. Büyük olan yerleri al diyor. Şu aralıkları alacağım arkadaşlarım. Buraya bakacağız biz şimdi. En büyük x tam sayısı. Şimdi çözüm kümesini bir yazayım ben burada. Bir kere eksi sonsuzla eksi 2 aralığı var. Birleşim. 0 ile 1 aralığı var. Birleşim. 4 ile 5 aralığı var arkadaşlarım. Şimdi bunlar bir de tabii dahil mi değil mi ona bakacağım. 4 bir kere dahil değil. 4 neredeyse paydanın kökü olduğu için dahil etmedim bunu. Peki payın kökleri eşittir olmadığı için burada arkadaşlarım payın kökleri de dahil değil. O zaman hiçbir şey dahil değil burada. Şöyle hepsini şu şekilde yaptım. Peki ne soruyordu bize kardeşler? En büyük x değerini soruyordu değil mi? Bu aralıktaki en büyük x'in alabileceği değeri sordu. Şimdi şurada bir hata yapmadık değil mi hiçbir yerde? Yok. Tamam her şey normal. Şimdi bakalım. 4 bir kere paydanın kökü x değeri değil zaten. 4'ü geçtim arkadaşlarım. Onu sildik. Sonra 0 ile 1 aralığındaki ifadelere bakalım. 0 ile 1. Bu aralıkta eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır diye soruyor bize. Bir yerde bir hata yaptık mı diye bir bakıyorum şöyle ama yok. Bu aralıktaki değerler en büyük x tam sayısını soruyor. 0 ile 1 aralığında bir şey yok arkadaşlarım. Burayı almayacağız o zaman. 0 ile 1 aralığını. 1 ile 3 aralığına bakalım. 1 ile 3 aralığını zaten almıyorum. Büyük eşit dedikleri için büyük olan yerleri alacağız. Artıları alacağız yani. Artı. Burayı aldık. Burayı almayacağız. Burayı aldık. Peki. Bakacağız bulacağız artık ne çıkacak. Ben de bilmiyorum cevap dostlar. Hadi bir bulalım. Şimdi şuradaki değerlerimiz bir kere en büyüğü eksi 1 olacak. Çünkü eksi 2 dahil değil. Şuradaki değerlerimiz 0 ile 1 aralığında tam sayı değerini istiyor. Bu aralıkta da değerler yok. Bunlar da dahil değil. Buradan hiç değer çıkmıyor ki anasını satayım. Ne olacak o zaman? Peki bunun kökleri eksi 2, 1, 3, 5'li demiştik. Çift katlı dedik buna. Bunda da bir sıkıntı yok. Acaba şurası... Lan hatayı yaptığımız yere bak. Şurası artı, eksi, artı, eksi, artı olacak. Şu aralığı almayı unuttuk arkadaşlar biz şurayı. 3'e çift katlı demişiz yalandan yere. 1 ile 3 aralığında olacak arkadaşlarım şu kısım. 1 ile 3 aralığında da 3 dahil değil tabii eşittir olmadığı için. 3'ten küçük en büyük tam sayı değerimiz de 2 olacak. Yatayı şurada yaptık. 3'ü şöyle olması lazımdı ya hani çift katlı olması için. Biz çift katlı diye düşündük arkadaşlarım. Şimdi geldik şuna. X'in en büyük dereceli terimin katsayısı pozitif olan fx polinomu için. Yani fx'deki işareti artı alın diyor kardeş. Şurası da artı, şurası da artı. Yani tablom artıyla başlayacak. Kökleri bulalım. Şuranın kökü 3, buranınki 5. Fx'in kökleri de bakın 0 yapan değerler. Bir 5 varmış, bir 3 varmış, bir de eksi 2 varmış dostlarım. Hadi tablomuzu oluşturalım. Şimdi en küçük kök eksi 2, sonra 3, sonra 5. 5'ten yalnız dikkat edin. Bir aşağıda bir yukarıda var 2 tane çift katlı. Eksi 2 bir tane var tek katlı. 3 bir burada bir burada var 2 tane var çift katlı o zaman arkadaşlarım. Demek ki 3 de çift katlı dedik. Bunu da böyle yazdık arkadaşlar. Peki şimdi işaretimiz neyle başlıyordu? Artıyla. Değişmedi artı. Değişmedi artı. Eksi. Bize de küçük eşit sıfır yerlerini alın diyor. Şu aralığı alacağız dostlarım o halde. Peki bu aralıktaki... Şimdi neyi soruyor? En büyük tam sayı değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Fx'in en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Bir kere 5 çift katlı kökleri şöyle anca inceliyorum. Ayrı inceliyorum. 5 paydanın kökü olduğu için 5 olmaz. Bir kere 5 yok. 3 ile 5 aralığındaki değerlere bakıyorum dostlarım. 3 ile 5 aralığındaki değerleri zaten alamıyorum. Çünkü bana negatif olan yerleri al diyor. 4 de yok. 3 çift katlı 3'ü ayrı inceliyorum. 3 dahil midir benim köklerimin içerisine? Evet 3'ü yazınca 0 yapıyor burayı. Demek ki 3 olabilir diyorum arkadaşlarım. En büyük köküm hatta diğerleri daha küçük olduğu için en büyük kök 3'tür dedim dostlar. Evet geldik 12 numaralı köşe taşımıza. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bakalım dostlar. Şimdi...
Ne yapıyoruz? Kökleri alıyoruz. 2, eksi 3 ve eksi 2. Tabloyu oluşturuyoruz. Eksi 3, eksi 2 ve 2'yi yazdım dostlarım. Yalnız 2'ye dikkat edin. Kuvveti çift olduğu için çift katlı. Artı, artı, artı. Artıyla başladım. Artı, eksi, artıyı yazdık. Çift katlı da işaret değiştirmedim. Peki, nereye al diyor? Küçük olan 0. Yani eksi 3 ile 2 aralığını al diyor çözüm kümesi olarak. Peki, eksi 3 dahil mi? Evet dostum. Neden? Çünkü eşittir var burada. Eksi 3 dahil. Peki 2 dahil mi? Evet, çünkü payın kökü, onu da dahil ettim. Eksi 3 ile 2 aralığındaki değerleri alacağız arkadaşlarım. Hangisiymiş cevap? Peki 2 çift katlıydı değil mi? Çift katlıyı da ayrı inceliyorduk. 2'ye bakın. Eksi 3 ile eksi 2 burası. Çok özür dilerim. Şuradaki eksi 2'yi alacağız. Peki eksi 2 dahil mi? Hayır, paydanın kökü olduğu için dahil etmedim. Bir de 2'yi ayrı inceleyeceğiz arkadaşlarım. Çift katlı köke ayrı bakın demiştik. 2'yi de yazıyorum. 0 yapıyor burayı 2 yazınca. Evet, 0 olmasını istiyor zaten. Demek ki birleşim, bir de 2 noktası var arkadaşlarım. Şu tanımı bulacaksınız. Şu çözüm kümesini. Denizli şıkkında var. Bakın dostlar, aynısı. Şuna gelelim. Şimdi köklerini alıyorum. Eksi 1, 4, 4, eksi 3 geliyor burada. Hadi şimdi tablomuzu inceleyelim dostlar. Tabloyu bir yerleştirelim. Eksi 3 var. Eksi 1 ve 4 var. Şimdi çift tek kat kökünü muhabbetine bakalım. Eksi 1'den 2 tane burada var, başka yok. Eksi 1 çift katlı. 4'ten 1 tane burada, 4 tane burada var arkadaşlarım. 5 tane var toplamda. O zaman 4 tek katlı. Eksi 3'ten 1 tane var zaten, başka bir yerde yok. O da tek katlı. İşarete bakıyorum. Artı, 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 artıyla başladım. Eksi, eksi, artıyı döşedim. Küçük olan yerleri alın diyor. Şu aralıkları alacağız arkadaşlar biz o halde. Yani eksi 3 ile 4 aralığını alacağız. Peki eksi 1 çift katlı dahil mi diye bakalım. Eksi 1'i yerine yazınca 0 yapıyor. Eşittir olmadığı için eksi 1 dahil değil. Eksi 3 ile 4 aralığında eksi 1 çıkacak yalnız. Bakın Edirne şıkkında eksi 3 ile 4 aralığında eksi 1 çıkacak. Eksi 3 dahil mi? Hayır değil. Çünkü paydanın kökü. 4 dahil mi? O da paydanın kökü. Payın da kökü ama paydanın bir kere kökü olması yeterli. O yüzden dahil edemiyorum. Demek ki cevabım Edirne. Denizli'de çok benziyor ama Denizli'ye dikkat edin. Eksi 3'ü dahil etmiş. 4'ü de dahil etmiş. 4 dahil olmaz. Eksi 3 de dahil olmaz. Çünkü paydanın kökü bunlar. Geldik buna. Eşitsizliğini sağlamayan en büyük tam sayı değerini soruyor. Biz önce sağlayanları bir bulalım. Bunu bir sıfıra eşitleyelim arkadaşlarım. X kare 8, x artı eksi 2 kök 2 geliyor. X buradan 6 geliyor, buradan da 3. Hadi tabloyu çizelim biz bir şimdi. Ne diyeceğiz? En küçük kökümüz eksi 2 kök 2'dir. Sonra daha küçük kökümüz 2 kök 2'dir. Sonra 3, sonra da 6 gelecek arkadaşlarım. 2 kök 2 mi daha büyük, 3 mü daha büyük diye bir baktım şöyle. İkisini de kök içinde düşündüğümde bu 8 yapıyor, bu 9 yapıyor arkadaşım. 9 daha büyük. O yüzden 9'u, 3'ü yani sağ tarafa doğru yazdım. Şimdi gelelim çift tek kat muhabbetine. 6'nın bakın çift kuvveti var. 6 çift katlı kök olacak diyebilirim. Başka da çift katlı kök yok. İşarete gelelim. Artı burası, artı burası, artı yaptı. Eksi de buradan geliyor. Bak x'in önünde eksi var. Artı bölü eksiden eksiyle başladım. Eksi, artı, eksi, artı diye gitti. Şimdi küçük olan yerleri alın diyor. Şu aralıkları alacağız arkadaşlarım. Şu kısımları alacağız biz tabii ki. Bakalım şimdi en büyük tam sayı değeri. 6 sağlıyor mu arkadaşlarım bunu? En büyüklerini arıyorum ya. 6 bakın 0'a eşitliyor burayı. 0'a eşitlemesi buranın eşittir olmadığından dolayı 6 bunun kökü değil. Kökü olmadığı için sağlamıyor demektir. Sağlamayan en büyük sayı da 6 çıktı işte arkadaşlarım. Cevap bu. Şimdi şuna gelelim, 4 numaraya. Yukarıda işaret tablosu verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ilk önce köklerini bir inceleyelim. Kökleri neler bunun? Eksi 2, eksi 1, 3, 2. Şuradan eksi 2 geliyor. Eksi 1. Şunu çarpanlarını ayırırsanız x eksi 7 ile 1 diye ayrılıyor arkadaşlar. 7 ile 3 diye ayrılıyor pardon. Dostlar yine videoyu durdurdu. Bu 12 dakika, 12,5 dakika olunca durduruyor otomatik olarak.
Bunu bir yine bir yarın bir öğrencime sorayım ben arkadaşlar. Niye kendi kendine durdu? Şimdi tekrar bir daha başladım. Şimdi şöyle şıkları eliye eliye gidiyordum ben arkadaşlar. Şunu yapıyorum. Şimdi 7'nin çift kat olduğunu gördüm. Altında 2 tane çizgi var. Bakın 7 burada çift katlı gerçekten. 7 burada tek katlı, bunu sildim. 7 burada çift katlı, bu dursun. 7 burada tek katlı, bunu da sildim. Eksi 1'e bakın, o da çift kat arkadaşlarım. Şimdi eksi 1'in buradaki kuvveti 3. O zaman bunu da sildim. Cevabım Ceyhan geldi dostlarım. Evet. Bunu da hallettik. Hadi burada bir duralım kardeşler. Yeter bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.